Efendim buz gibi bir havadan, karlı kıştan, Ankara'dan selamlar. Vallahi hepimiz soğuk algınlığı atlatıyoruz. Evet. Misafirlerim de öyle, ben de öyle. Bu hafta bu programa çıkmak için bayağı çabaladık. 2018 yılının son programında birlikteyiz. Bugün aslında bu programla birlikte, üzülerek söylüyoruz, Anka politiği de sonlandırıyoruz. Tabii bir sebebi var. Malumunuz önümüzde yerel seçimler var. Halk TV canlı yayın akışında hafta sonları yerel seçimlere yönelik özel yayınlar planlandı. Bu bize bildirildi. Halk TV'ye programımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni zorlu yayın döneminde kendilerine başarılar, iyi yayınlar diliyoruz. Anka politik öznesinde bize gösterdiğiniz yapıcı, içten, akılcı desteğe çok teşekkür ediyoruz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışında oturan Türk vatandaşlarından da çok olumlu mesajlar aldık, desteğinizi gördük. Küresel, bölgesel gelişmelerin, dış dünyada meydana gelen olayların analizlerini, değerlendirmelerini ve sonuçlarını da sizle paylaşmaya biz devam edeceğiz. Bilimin sonsuz ışığında yürüyoruz Anka Enstitüsü'nün sloganı olarak. Anka Enstitüsü'nün web sitesini, sosyal medya hesaplarını takip ederek çalışmalarımızı izleyebilirsiniz. Bugün bu son programda önemli bir konuya, geçen haftadan duyurusunu yapmıştım hatırlarsınız, önemli bir konuya gireceğiz. ABD, Suriye'den çekileceğini ilan etti. ABD aslında Trump'ın ağzından ilan etti. Tek ABD yok. Bu konuyu değerli konuklarımla konuşacağız. Üçlü bir görüşme şeklinde size anlatacağız. Bir de 2019'a girerken büyük resim, küresel, bölgesel ne diyor bize? Bunu bir izah etmeye çalışacağız. Son noktada da bizim öznemiz diyoruz. 2019 ve sonraki 3-4 yıl bizi çok etkileyecek diyoruz. Artık buraya dönelim diyoruz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta 2019'da nelerle karşılaşabiliriz? Kısaca bize verilen süre içerisinde bunları paylaşmaya çalışacağız. Güzel programımıza başlarken konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Zaten tanıyorsunuz. Profesör Doktor Sayın Sence Limer, Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Anka Enstitüsü'nde yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ve Doktor Sayın Ülkü Sancar, Anka Enstitüsü'nün Çiçeğiburnu'nda yeni bilim danışma kurulu üyesi. Biz de çok mutlu olduk bize katılımından dolayı. Çok teşekkür ederim, ben de sizden. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendisi çok mütevazidir değerli izleyiciler. Özgeçmişini alana kadar bayağı uğraştık. Harvard'dan bursa doktorası bile var, uluslararası ilişkiler ve bugün burada faydalanmak istiyoruz biz. Evet, konumuza geçelim. Sancar Hocam, sizinle başlayalım istiyorum. Şimdi Trump'ı biz sizinle 2 yıldır izliyoruz. Hatırlarsınız ilk göreve geldiğinde ABD derin devleti küreselcilere karşı bir savaş mı başlatıyor diye konuştuk. Programlarda konuştuk, konuk olduğunuz programlarda konuştuk. Trump hakikaten bunu yaptı. Bir küresel vizyona, ki Çin'in göbeğine oturduğu ilginçtir. Korumacı Çin'in göbeğine oturduğu küresel vizyona karşı bir savaş başlattı. ABD'li firmaları tekrar ülkeye çekmek istediğini ifade etti, vergiler getirdi. Avrupa Birliği'ne sataştı, NATO harcamalarına katkılarınızı artırın dedi. Biz sizin güvenliğinizi sağlamak zorunda mıyız sürekli dedi. Fransa'yı, Almanya'yı, her tarafı bir daldı böyle. Fakat Mart ayından itibaren de Suriye'den çekileceğini seslendirmeye başladı. Ara ara bunu seslendirdi. Trump ne zaman konuşsa dış işlerinden, Pentagon'dan aksi açıklamalar geldi. Hayır, çekilmiyoruz. Nihayet Aralık ayına geldiğimizde sanıyorum 19'uydu. Ben çıkıyorum dedi. Evet. Çıkıyorum dedi. İki tane istifa geldi. Şimdi istifaları da konuşacağız. Bu kaç bakan kaybetti, kaç özel kalem müdürü, danışman kaybetti ki böyle bir rekor yok Amerikan tarihinde. Evet. İki tane istifa üst üste geldi. Bunu size bırakıyorum, size anlatın diye. Tabii arka plan, ben de şimdi makale yazıyorum. 5. sayfaya ulaştım. Yarın yayınlayacağım bunu inşallah. Bunun arka planını okumamız lazım. Bize ne diyor? Dünyaya ne diyor? Amerika'ya ne diyor? Hadi çok uzatmadan size bırakayım. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi esasen olayı şöyle görmek lazım. Latinlerin bir sözü var. Derler ki her şey, en yüksek kanun halkın refahını sağlamaktır. Salus publica, suprema lex. Şimdi bu kanun her ülke için geçerlidir, her millet için geçerlidir, her devlet için geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri 19. asırda esasen bir numaralı güç falan değildi. Bir numaralı güç İngiltere'ydi. Ama sanayileşmeyi, teknik gelişmeyi devralarak bu devasa ülke 20. asırda dünyanın bir numaralı gücü haline geldi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bunu ortaya koydu ama işte Wilson planı vesaire. Ama esas bunun ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı sonrasıdır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında artık Amerika tek başına dünyanın bir numaralı gücü oldu. Ama karşısında bir Sovyetler Birliği vardı. Ve bu Sovyetler Birliği etrafında peykler, taraftarlar oluşturarak bir komünist blok, sosyalist blok yarattı. Batı blokunun içerisine Türkiye'de geçti. Şimdi bu Batı bloku içerisindeki liderliği, dünya liderliği olarak da devam etti. Ve 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri mutlak tek güç olma iddiasına çıktı. Ve burada haklıydı da belli ölçülerde. Çünkü karşısında ciddi bir güç yoktu. Dolayısıyla ben dünyada ne istersem yaparım, belirlerim, her şey bana bağlıdır şekline getirmek istedi. Fakat bu kalıcı olamadı. Çünkü Çin çok yavaş fakat hızlı olarak aynı zamanda ortalığa çıktı. Ve bir anda Çin'in büyümesi öyle bir boyutta geldi ki, özellikle 2000'den sonra daha da hızlanarak, %12'lerde büyürken %6,5'lara indi ama her halükarda %6,5'la büyüyor. Ve şu anda 2018 itibariyle işte 12-13 trilyon diyelim Çin'in milli geliri, Amerika'nda 20 trilyon diyorsak, arada 7 trilyon fark var ama reel olarak konuşuyorum, satın alma paritesiyle konuşmuyoruz. Reel dolar değerli olarak söylüyorum. Amerika'nın büyümesi %2,5-3 civarında, Çin'in hala 6,5. Dolayısıyla bunu hesapladığınız zaman 12 yıl içerisinde, yani 2030'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika'yı reel olarak yakalayıp geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Biraz sonra Ülke Hanım, ben de bu bilgiyi alayım. Bu hesap... Bir dönelim 2 dakika hemen, çünkü biliyorum ben bir şey söyleyecek, siz devam edin sonra. Çok özür diliyorum hocam. Evet, Trump'ın çekilmesiyle ilgili, daha doğrusu çekileceğim söylemiyle ilgili Çin'in çok ciddi bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Ben biliyorsunuz 2019 yılında dünya ekonomisi açık kalp ameliyatına giriyor. Yani bir sistem değişiyor, yönünü değiştiriyor. Ben Trump'ın çekilmesini, hani bürokrasi hocam onu daha iyi anlatacaktır ama Amerikan bürokrasisinin, yani hiyerarşisinin, güvenlik bürokrasisinin bunu çok müsaade etmeyeceğimi düşünüyorum. Yani bunun açıkçası çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki Amerikan askeri nedir? Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Ama buraya girmeden önce Çin'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz Rusya ve Amerika üzerinde değerlendiriyoruz bu bölgeyi ama Çin'in çok ciddi varlığını devam ettirebilmesi için üretime dayalı olduğundan çok ciddi bir enerjiye ihtiyacı var. Ve yüksek teknolojiyi de transfer edemediği için henüz 2025... Almaya başladı. Evet, başladı ama hani Amerika ile o noktada bir ciddi farkı var ve Amerika'nın hani bu gelişimini durdurup önünde bir set çekebilmesi için bu enerji problemini, hem Çin'in bu bölgedeki istikrarı istemesinin en önemli nedenlerinden biridir. Hem de Amerika'nın bir çeşit bant oluşturma çalışmalarıdır Çin'e karşı. Çünkü %54'ünü Çin, yüksek enerji ihtiyacının %54'üne yakınını, açıklanabilir rakamlardan aldım bunu, Orta Doğu'dan, İran'dan, İran'ın petrol geliri de biliyorsunuz. Evet. Petroldür, geçim petrolle sağlar. Ve doğal olarak İran'ın istikrarı aynı zamanda Suudi Arabistan'dan alır ve bu Orta Doğu'dan alır. Çin şu anda bölgede hiç konuşulmasa da çok aktif bir durumda. Şimdi zaten hocam da oraya gelecek. Teşekkür ederim. Girdiği için size döneceğiz tekrar. Evet. Şimdi efendim dolayısıyla hesaplamak mümkün ki 12 yıl içerisinde Çin reel olarak şu anki büyümesiyle Amerika'yı 2030'da yakalar ve geçer. Bu çok açık yani. Bunu değiştirmek mümkün değil. Şimdi siz de muhakkak onu duymuşsunuzdur, bir tahsiliniz esasında da. Önemli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, Profesör Fuchs, Wilhelm Fuchs, esasen fizikçidir. Wilhelm Fuchs, ben de tabii bilimlerden gelen bir insan olduğum için, biz bir şeyi ölçülebilir yapmadığımız sürece bilmediğimizi kabul ederiz. Lord Kelvin'in lafıyla, bir şeyi ölçemiyorsanız bilmiyorsunuz demektir. Laf salatasıyla bir yere varılmaz. Güzel bir ifade, evet. Çok önemli. Dolayısıyla Fuchs, ulusal gücü çok karmaşık bir kavram olmasına rağmen çok basit bir formülle ifade etmiştir. Zaten bilim aynı zamanda bir sanattır. Sanat, önemli olan noktaları ortaya koymaktır. Ben şu anda sizin fotoğrafınızı çeksem, sizin fotoğrafınız olur o. Ama ben iyi bir ressam olsam, sizi karakterize edecek birkaç çizgiyle bunu yaparım. Bilim de böyledir. Bilimde de çizgilerle, basit çizgilerle
esas ruhu yakalamak önemlidir. Şimdi dolayısıyla Fuchs'un formülü bu bakımdan önemlidir. Fuchs'un formülü şöyle. Ulusal güç eşittir. Nüfusun üçüncü kökü çarpı enerji tüketimi çarpı çelik üretimi. Bu kadar. Nokta. Bu formülü 19. asra, 20. asra ve şu ana uyguladığımızda geçerli olur. İzleyicilerimiz için tekrar söyler misiniz? Evet. Ulusal güç eşittir. Nüfusun üçüncü kökü çarpı enerji tüketimi çarpı çelik üretimi. Nokta. Çelik üretimi. Evet. Evet. Bakın şimdi bu ne demek? Nüfus çok kalabalık olan ülkeler, üçüncü kökü alarak küçültüyoruz. Mutlaka en ileri olan ülkeler değil. Afrika'sı, Hindistan'ı, Çin'i vesairesi. Öbürlerinin nüfusu Avrupa'nın, Amerika'nın daha az ama üçüncü kökü alarak bunun etkisini ne yapıyoruz? Azaltıyoruz çok nüfusun. Birincisi bu. Niye üçüncü kök derseniz, kare kök değil, dördüncü kök değil veya başka bir ifade değil, üstü kemiyet olarak böyle tuttuğu için. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani özel bir durum yok. Şimdi enerji tüketimi, biraz önce sizin de söylediğiniz, bunu ulusal gücün ana unsurudur. Nüfus niye önemli? Bir, nüfus aynı zamanda üretim gücüdür. Nüfus aynı zamanda pazardır. Nüfus fevkalade önemli. Dolayısıyla bu etkiyi azaltmakla birlikte öneminin de altını çiziyorum. Biraz sonra söyleyeceğim neden olduğunu. Çarpı enerji tüketimi. Enerji tüketimi bir ülkede yapılan üretimin ve tüketimin, refahın ölçüsüdür. Kişi başına enerji tüketimi taş kömürü eşdeğeri olarak ifade edecek olursam, mesela Türkiye'nin 2.2 tondur bir yılda bir kişi. 2.2 ton. 2000'e bakıyorum Türkiye'nin yine 2 ton civarında. Yani biz topu topu 18 senede enerji tüketimimizi 200 kilogram taş kömürü eşdeğeri artırabilmişiz. Bu her şeyi içeriyor. Neyi içeriyor? Petrol, gaz, efendim kömür, rüzgar, güneş, nükleer, hepsi hidrolik. Ama ton olarak ifade ediyoruz. Hepsini taş kömürü eşdeğerine çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Evet. Şimdi bakınız. Çin'in kişi başına şu anda tükettiği enerji kişi başına 3 tondur taş kömürü eşdeğeri. Türkiye'den çoktur. Ama Amerika'nın 10 tondur. 9-10'da 7 ben yuvarlıyorum 10 ton diyorum. Büyük yaşamayı seviyorlar. Bakın, büyük şeyler, büyük. Hayır, ayrıca üretim bakımından evet. Da ya evet. 10 tonu Amerika'nın nüfusu olan 330'la çarparsanız 3.10'da 3 milyar ton taş kömürü eşdeğeri enerji yapar. Çin'in ne kadar? 3'ü 1.10'da 4'le veya 1.5'la çarparsanız 4.5 milyar ton. 4.500 milyar ton, 4.5 trilyon ton yapar. Çoktan geçmiş vaziyette. Amerika'yı çoktan yani enerji tüketiminde geçmiş. Bitti. Evet, yani olay bitti. Çelik üretimine geliyoruz. Neden önemli? Çünkü kullanılan bütün metallerin bakır, alüminyum vesaire 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 hesaplarsanız görürsünüz %95 çeliktir. %95. Onun için bu ana çizgi bu işte. Çelik üretimi diyorum, tüketimi değil. Çünkü üreten belirliyor. Bu üretilen çelik ne olur? Altyapı olur, üst yapı olur, makineler olur, silahlar olur, uzay gemileri olur ve dünyaya yayılır. Çin'in bir yılda ürettiği çelik miktarı şu anda 800 milyon tondur. 800 milyon. Evet. Dünya üretiminin yarısından fazla. Amerika'nın 80 milyon tondur. Olay çoktan bitmiş durumda. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 20 milyon ton çelik üretiyordu. Amerika 80 milyon ton üretiyordu. Almanya istediği kadar teknik şunu yaptı, bunu yaptı. Amerikan İngiltere'ye de hücum etti. İngiltere 10 milyon ton falan üretiyordu. Ne yaptı Almanya? Tabii Avrupa'da bir numaralı güç. Bu formülde ulusal gücü tanımladınız. Tabii ama bu... Ulusal gücü sayısallaştırdınız. Dediniz tabii. Ki nüfusun... Evet. Üçüncü kökü. Üçüncü kökü. Evet. Çarpı enerji tüketimi. Çarpı çelik üretimi. Çelik üretimi. Ha. Buna göre Çin, ABD'yi çoktan, çoktan geçti. Çoktan geçti. Şimdi peki. Benim anlattığım o milli gelirdeki şey arkadan geliyor yavaş yavaş. Nitekim deniz gücü olarak Amerika şu anda bir numara ama bu uzun vadede kalmayacak. Çünkü uçak gemisi sayısı 12 diyelim. Şimdi onların 2 tane birkaçını da şeye koydular. Bakımları geldi. Tersaneye koydular, yapıyorlar. Şimdi bakınız. Çin işte Amerika'nın deniz gücünden endişe ettiği için ne yaptı? Savunmasını başka ülkelerin topraklarında yapmaya çalışıyor Amerika. Yani Amerikan toprağında değil, dışarıda. Burada, Orta Doğu'da, Çin'de. Orada burada. Uzaktan tedbir alıyor. Ha. Şimdi
İşte Çin de buna karşı hem donanmayı güçlendiriyor hem de bir yol bir kuşak projesiyle Amerika'nın bu imkanını bypass ediyor. Proje budur. Bir yol bir kuşak projesi Amerika'nın düşman olduğu bir projedir. İşte yakında Türkiye'ye gelecek olan John Bolton ki aşırı bir şeydir, cumhuriyetçidir evet. Ve özellikle Çin düşmanıdır. Bay Obama'ya da söylediği şey şuydu. Obama çünkü dedi ki Çin'e ya kardeşim biz zaten gidiyoruz ortada durum. Pasifik'te gücü paylaşalım beraber. Çin Obama'nın yaklaşımı buydu. Şimdi bu Bolton ne diyordu o zaman? Diyordu ki ya bu aptal Obama bizi mahvetti. Güney Çin denizinde gerekli girişimleri yapmıyor. Donanmayı göndermiyor. Çinlerin önünü açtı. Çünkü bütün petrol, gaz ve enerji ve nakliye oradaki Güney Çin denizinden geçmekte. Malaka Boğazı'ndan geçmekte. Yani olay donanma meselesi. Şimdi bu durum karşısında Bolton şu anda güvenlik danışmanı ve Bolton donanmayı oraya gönderdi. Ama Çinliler yumuşak bir yaklaşımda bulundular. Çinlilerin binlerce seneye dayanan bir felsefeleri var. Binlerce sene bekledik, bir 50 sene daha bekleriz. Çin'in yaklaşımı budur. Dolayısıyla Çin şimdi orada gemiye bir kor general çıktı, kor amiral uçak gemisine, oraya giden Amerikan gemisine. Ondan sonra biraz yumuşatıcı laflar. Bu arada Kuzey Kore'yi de arkadan idare eden güç gayet tabii Çin. Hiç açık, çok açık. Oradan da Trump'a biraz taviz verildi işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Fakat etrafındaki ülkeler, Japonya, Güney Kore vesaire onlar da bir mıknatıs düşünün. Kuvvetli bir mıknatıs. Öbür tarafta da bir mıknatıs daha var Amerika. Öbürleri acaba hangi mıknatısın tarafına giderler zaman içinde? Durum çok açık. Şimdi bu durum karşısında ben Çin'den geliyorum. Yani 10 gün önce oradaydım. O Çin'de bir kuşak bir yol değil. Kuşak yol oldu. Onu konuşmadık. Esas bizim konumuz Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Şanghay Üniversitesi, Küresel Araştırmalar Enstitüsü ve Türkiye Çalışmaları Merkezi bir Atatürk'ü anma toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Atatürk'ün ekonomi politikalarını anlatmak bendenize düştü. İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nden Sevtap Demirci'nin İstiklal Savaşı'nın bir anti-emperyalist mücadele olarak dünyaya örnek teşkil etmesi anlatıldı. Kadın haklarını bizim Gülen hocamız, Gülen Elmas hocamız hukuktan anlattı. Oradaki Türk İş Adamları Derneği Başkanı Adnan Akfırat, etnisite sorununun bizim Atatürk tarafından nasıl görüldüğünü anlattı. Daha sonra Kemal Üçüncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden, o da bir Türkolog, Avrasya jeopolitiğinde Atatürk'ün devrimlerinin etkisini anlattı. Ve bir orada master yapan öğrencimiz de Pekin Üniversitesi'nde, Çinli gazetelerinde, Çin medyasında 1920'den 1949'a kadarki Türkiye'nin ve Atatürk'ün durumunu ortaya koydu. Şimdi bakın, özetle bunu yapan da Profesör Guo, her iki enstitünün de başkanı ve Xi Jinping'in danışmanı. Tabii ben orada sormadım kendisine bunu. Onlar Atatürk'ü her bakımdan lider görüyorlar. Yani kendilerinin anti-emperyalist mücadelede lider, ekonomik politikalarda lider. Çünkü bizim de, benim anlattığım şeyi de onun için özellikle seçmişlerdi. Kendileri de konuştular. Hakikaten Türkiye'nin de Atatürk dönemindeki yaptığı büyüme 15 sene içerisinde her sene %8 civarındadır. Ortalamasını söylüyorum. Sanayi büyümesi %12 civarındadır. Ve anti-enflasyonist bir politikadır. Enflasyon artmamıştır. Türk lirasının değeri iki katı yükselmiştir 30 ile 38 arasında. Çünkü 1930'da Türk lirası fazla vermekte. Bir Türk lirası 1008 kuruş o zaman. Yani 10 lira bir şeyken, bir sterlinken sonunda 38'de 5 lira 20 kuruşa düşmüştür. Yani ve dış ticarette sürekli fazla vermişizdir. İhracat fazlası. Atatürk'ten sonra da teslimiyet. Bu %8'lik bu büyümeyi biz bugüne kadar sürdürebilmiş olsaydık, ondan sonraki ortalama %4-4,5'tür. Sürdürebilmiş olsaydık, bugün biz Avrupa'da herhalde Almanya'dan sonra gelen bir ülke olurduk. Yani devletçi karma ekonomik modeli evet. Bizim yapmamız gerekeni Çin yapıyor. Ve şimdi ben Profesör Guo'ya şunu söyledim. Benim Amerika'da yakınım olan
bir takım insanlar var. Bunlar Amerika finanslarında etkililer. Hocam, bitmiş reklamlara girmeniz gerekiyor, evet, diye ikaz alıyorum. Ben. Evet. Çok güzel bir sohbet. Trump'a gireceğiz ama, değil mi? O zaten ona gireceğiz. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Efendim, çok kısa bir ara sonrasında görüşmek üzere. Birlikteyiz. Sayın hocam, aslında büyük resme de girdi yaptınız. Evet, siz. Yani evet. Trump'ın kararını konuşmaya başlarken doğuya bakıp büyük bir, evet, resmin doğu, evet, tarafını anlattınız. Evet. Batı tarafını da birazdan anlatırız. Evet. Kaldığınız yerden devam edin lütfen. Sonra Hülki Hanım'a dönelim. Tamam. Şimdi ben özetlemeye çalışayım. O Profesör Guo'ya, yani bu toplantıyı düzenleyen Xi Jinping'i de yakın olan zata yemek esnasında, tabii herkesin önünde değil, şu soruyu sordum. Dedim ki, Amerika'daki finans çevreleri, üst düzey finans çevreleri bana diyorlar ki gelecek sene Çin için bir felaket yılı olacak. Çin çökecek. Bir sürü kalitesiz inşaatı var. Evler elinde stok olarak kalmış. Hani Türkiye'de de söyleniyor ya. Dolayısıyla Çin'in büyümesi o değerlerin çok çok altına inecek. Büyük bir sosyal patlama meydana gelecek. Çin birbirine girecek. Dünyayı ekonomisine gayet bu etkileyecek. Söyledikleri bu. Buna hazırlıklı olun dediler. Ben de Guo'ya bunu sordum. Ne diyorsunuz bu konuda dedim. Dedi ki, bu sizin söylediğinizi dedi, 2002 senesinde denediler dedi. Denediler, evet. Sonuç alamadılar dedi. 2008'de denediler, yine sonuç alamadılar dedi. Şimdi yine deneyebilirler dedi. Bakın dedi, ben size bir şey söyleyeceğim dedi. Bu insanlar, bu Batı'da, özellikle Amerika'daki bu şeyi planlayan zatlar dedi, birkaç şeyi hesaba katmıyorlar. Bir dedi. Biz 1 milyar 400 milyonluk bir milletiz. Tek bir milletiz. Biz birlik içerisinde hareket ederiz. Amerika 320 milyondur. Avrupa'ya koyarsanız 600 milyon. Ama Avrupa ile Amerika da her noktada mutabık değildir. Dolayısıyla bizim yarımızdan biraz fazla eder. Biz başlı başına bir pazarız, bir gücüz. Bu bakımdan, nüfus açısından. Fuchs'un formülüne işaret ediyor onu söylemeden. Artı dedi. Bizim dedi, irademizi test etmeye kalkmasınlar dedi. Biz fedakarlık yapan, sonuna kadar dayanan ve çalışkan bir milletiz dedi. Bunu unutmasınlar dedi. Ve biz dedi, bunu yaparak bu problemi de çözeceğiz. Göreceksiniz, gelecek sene de başarılı olamayacaklar dedi. Şimdi ben bundan sonra Türkiye'ye döndüğümde o Amerika'daki finans çevrelerini bir daha aradım. Dedim ki, adamlar böyle diyor dedim, ne diyeceksiniz dedim. Dediler ki, hocam maalesef o duruma düşecek olan biziz dediler. Yani gelecek sene Amerika için bir çöküntü senesi oluyor dediler. İflaslar, işten çıkarmalar, büyümede küçülmeler ve Amerika için tam bir fecaat gelecek sene. Trump bunu önlesin 2019. Diye getirildi. Bakın bu mi? Finans çevrelerinin tespiti. Yani Trump bunu önlesin diye getirildi. O vakit başarısız. Şimdi bakın, evet. Şimdi Trump, bakın. Trump bir şey yapmaya çalışıyor. Dediğiniz doğru. Üretimi oraya getirmek falan. Hiç çoktan bitmiş vaziyette. Dolayısıyla şimdi Pentagon'daki generaller ve bir takım bürokratlar şöyle bir yaklaşım içindeler. Eski alışkanlıklarıyla. Tepesine vurur alırız. Böyle yürümüyor işler. Bu bitti. Yani tepesine vurup alma dönemi bitti. Suriye'de de bitti. Şimdi dolayısıyla Çin burada sabırlı bir davranış sergileyerek bu kuvveti dizliğe izginlemiş oluyor. Ben Amerika'nın gelecek sene ciddi sıkıntılarla karşılaşacağını şimdiden söyleyeyim. Çekilme konusu. Bu, işte oraya geliyorum. Hı hı. Esas mesele bununla ilgili zaten. Bay Trump 2 sene iş başında kaldı. Bir türlü yapmak istediklerini tam yapamadı. Dedi ki 6 trilyon dolar para biz bu Suriye, Irak'a harcadık. Sonuç eşittir 0.
Benim altyapım eskimiş. Biliyorsunuz Amerika en eski sanayileşen ülkelerden. Genç bir ülke ama bize göre daha eski sanayileşen bir ülke. Yollar, köprüler, gaz hatları, demir yolları, elektrik şebekeleri, su, hepsi eskimiş vaziyette. Bunları yenilemeye kalktığınız takdirde en azından birkaç trilyon dolar, hatta belki 5-6 trilyon para harcamanız lazım. O halde America First, önce Amerika'nın anlamı bu paraları Amerika'da harcamak. Dolayısıyla şimdi bütçeyi geçiremiyor. Duvar yapmaya kalkıyor. Ruslar da alasını ucuza yapmışlar. Kırım'la Ukrayna arasında. Onlara diyorlar ki siz bu duvardan örnek alın. Sizin 5,5 milyar dolar dediğiniz Ruslar 150 milyar milyon dolara yapıyorlar. Meksika'sında. Ha, onu yapın. Şimdi bu çatışma bu yüzden çıkıyor ama esas olay şu. Bay Trump önündeki 2 sene içerisinde, çünkü üzerinde bir sürü sıkıntılar var, davalar var. Rusya'nın yardımıyla seçimi kazandığı iddiaları var. O işin peşini bırakmayacaklar. Şahane. Şimdi evet. Bu durum karşısında. Rahip Bronson meselesiyle puan kazanan Trump, Kaşıkçı olayıyla puan kaybetmiştir. Ve bu Kaşıkçı olayının zamanlamasına dikkat çekiyorum. Kaşıkçı olayı seçimlerden 2 hafta önce oldu. Niye seçimlerden sonra veya önce olmadı? Daha önce. Çok enteresan değil mi? Demek ki birileri onun puan kaybetmesini bu yolda sağladı. Trump çok zor durumda kaldı. Çünkü Suudi Arabistan'a müttefik olarak yanında tutacak. Muhammed Bin Salman'ı yanında tutmaya çalışıyor. Üstünü kapamaya çalışıyor olayın. Bazı bilgiler bize de sürekli akıyor. Evet. Bu bir yerden geliyor. Evet. Demek ki karşı taraftaki küreselci veya karşı kanat, ki demokratlar seçimi aldılar. Temsilciler meclisini aldılar. Trump'ı zor durumda bıraktılar. Senato'da ekseriyeti var ama temsilciler meclisinde ekseriyeti yok. Şimdi bu şartlar altında Bay Trump'ın değer sistemi, özellikle Noel'deyiz. Noel bitti ama yani arkamızda birkaç gün önce bitti. Noel nedir? Değer sistemleri. Nedir değer sistemi? İnsan hakları. Hürriyet, düşünce ifade özgürlüğü, insan hayatının dokunulmazlığı vesaire, demokrasi. Bütün bu değerleri sahibiz ve savunuyoruz diyordu değil mi Amerika? Şimdi bir anda Trump dedi ki, ama dedi bizim ekonomik çıkarlarımız var, ne yapalım yani dedi, Kaşıkçı öldüyse dedi. Yani biz bunu paralarımızı tehlikeye sokamayız. Bir anda değer sistemi parayla değişir tokuşur hale gelince Avrupa dur bakalım dedi. Biz derhal münasebeti kesiyoruz bunlara ve gereğini yapıyoruz. Demokratlar da bağırdı, kanun çıkarttılar. Senato'dan ve kongreden ve bu Muhammed Bin Salman bu işin arkasındadır dedi. Hemen Suudi Araplar hükümeti değiştirdiler ama yetmez. Bence Salman'ı değiştirmeleri gerekiyor. Sanki ona doğru Salman doğru. Değişmeden bu iş olmayacak. Şimdi bakın, bu durum karşısında Trump'ın bir adım atması gerekiyordu. O halde ben de tutarlıyım, ben de şahin değil, güvercin oluyorum. Tamam mı? Şu andan ben itibaren güvercin oluyorum ve en iyi güvercin ben oluyorum. Evet, evet. Ve dolayısıyla askerlerimi Suriye'den çekiyorum. Irak'a ondan sonra onları yatıştırmak için bu karşı... Irak'tan karşı yatıştırmak için gitti. Evet. Noel'i orada geçirdi mahsus. Evet. Yani onları susturmak için yaptı bunu. Hiç kimse şimdiye kadar yapmamıştı. Evet. Evet. Ve sonra böylece Suriye boşaltılıyor. Bence Suriye boşaltınca PYD sıkıştı. PYD şimdi gitti Washington'da gösteriler yapıyor. Herkesin kapısı diyor ama biz mahvolduk falan. Bu arada Esad güçlerinin geldiği iddiası da muhtemelen yalan. Muhtemelen orada PYD'ciler kendileri o bayrağı çektiler. Daha önce de Amerikan bayrağı çekmişlerdi. Şimdi böyle oyunlar oynuyorlar. Esad rejimi de onları vatan haini ilan etmiş vaziyette zaten. Dolayısıyla şimdi Esad rejimi toprak bütünlüğünü ele geçirmiş vaziyette. Bir İdlib kalmış, bir de Suriye'nin kuzeyi kalmış. Bunlara diyor ki siz vatan hainisiniz. Ya bizimle beraber olursunuz ya olmazsınız. Şimdi Türkiye'nin, İran'ın ve Rusya'nın çıkarları burada tatmin edilmiştir bu açıdan bakıldığında. Eğer akıllı davranırsak, bizi Suriye rejimiyle karşı karşıya veya Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye rejimiyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar, PYD'nin marifetleri. Bizi İran'la ve Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Onun için Türkiye'nin Moskova'ya yaptığı ziyaret çok önemlidir. İran'la olan münasebet önemlidir. Ben gelecek sene itibariyle de bunları gördükten sonra söylüyorum. Bu vururuz tepesini alırız diyenler var ya, yani Matisler falan, bunların işi bitti. Dolayısıyla gelecek sene güvercinlerin hakim olduğu bir sene olacaktır. Suriye'de iç barışın temini kolaylaşacaktır. Suriye Anayasası'nın çabuk bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Astana süreci çerçevesinde şekillendirilecektir. Ancak bu anayasanın, bu anayasanın federatif değil, üniter bir anayasa olması lazım. Belki yani Irak'ta yapılan saçma sapan işin
burada yapılmaması gerekiyor. Onu göreceğiz hocam. Hocam taslak metnim. Evet. Çok özür diliyorum. Size döneyim ben zaten hemen devralım. Yok hemen araya gireyim ben. Araya girmeyin. Devralım hocam dinlensin. Şimdi hazırlanan taslak metin dediğimiz gibi 2019 yılı dünya için dönüşüm. Trump'ın bu açıklamasını ben biraz Irak'tan ve Afganistan'dan o çekilme gitme dönemi vardır. Hani Amerika'nın aktif olduğu dönemler vardır, pasif olduğu dönemler vardır. Evet. Her zaman böyle önde değildir ve o dönemliğini temsil eden de bir takım figürler vardır ki dünya son zamanda yani dünya konjonktüründe 2019 yılında nasıl tanımlarsınız derseniz bana bilgilerin, belgelerin ve eylemlerin artık saklandı. Yani verilere ulaşamadığımız hiyerarşilerin bir kişinin arkasına saklanarak ya da birkaç kişinin arkasına saklanarak bu geçiş sürecini 2019 gibi hatta 2022'ye kadar bir geçiş dönemi olacak ve bunlar da bunların sorumlusu olarak da birer kişiler. Dikkat edin her yerde işte eskiden Çin'de birçok ne kadar yönetim şey olursa olsun hani bir işte politbüro üyeleri vesairelerin birlikte anılırlardı. Şimdi eşit bekliyoruz. 5. günün şafağında çıkacak diyoruz. Şey diyorsunuz Amerika diyorsunuz Trump. Rusya diyorsunuz Putin. Eskiden böyle değildi. İşte şimdi bireyler bakın. O hiyerarşiyi bireylerin arkasına saklanarak bir dönüşüm tasarlıyor. Şeyde de Suriye'de de böyle bir artık hani Adile hocamın da dediği gibi artık anayasa yapma sürecine geldi. Zaten bölge boşaltıldı o koridor dönem denen bölge. Orada şöyle de bir olay var. Yani dedik ki işte az önce Çin'e de şey yapacak. Aynı zamanda bir şeye daha engel olmaya çalışıyor Amerika. Batı karşıtı ekonominin yani batı harici ekonominin gelişmemesi için de orada bir mutlak koridora ihtiyacı var. Yani buradaki istikrarsızlık. Sadece İsrail'in hani, talebi değil. Hayır. Yani sadece değil. Boru hatları değil. İkinci perde dünyanın açılışı yani ekonomi savaşlarının, ticaret savaşları da var biliyorsunuz. Bunun bir ayağı bu bölgede de. Şöyle ki işte dediğim gibi hani biliyorsunuz kendi para birimleriyle alışverişler başlamıştı. İşte biz niye girdik mesela o İran zamanında? Hindistan'ın 5 büyük rafinerisi. Ne atmak istemiyorum konuyu ama bunlar ya, çok ciddi detaylar. 5 dakika kadar süreniz var rahat rahat anlatın. Tamam o 5 rafinerisinin çalışması için İran'dan alması gerekiyordu vesaire. Hani süreç başka anlatıldı oraya hiç girmek istemiyorum. Ama asıl ikinci dönüşüm için Amerika'nın bu bölgeye bu anlamda bir ihtiyacı var. Yoksa 100 yıllık politikadır buradaki olay. Yani 1936 yılında da bu bölge silahlandırılmıştır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün de atamızın da bu konuda mektupları vardır. İngiltere ile görüşmeleri vardır. 100 yıllık bir konu biz kendi günlük siyasi algılarımızla düşününce zannediyoruz ki herkes öyle. Hayır. 100 yıllık, 100'er yıllık, 50'şer yıllık planlar var. Bugün Suriye'de olan da bundan sonraki 50 yıllık ekonomik süreci dönüştürmeye yönelik bir adım olarak düşünüyorum ben. Bir de çok açıkçası ülkeler açısından da bakmıyorum. Yani ben Amerika, Rusya, işte Çin değil. Çünkü Muz Cumhuriyeti'ni hocam bilirsiniz. Biz hep espri olarak kullanırız. Hadi anlatın onu. Evet, Muz Cumhuriyeti'ni biz espri olarak kullanırız ama aslında bir bölgede, bir alanda birçok ülkenin bir yerde yapmış olduğu şey çok kısa anlatayım. Çok ufak, uzundur ve ilgilenenlerin, hani ekopolitikle ilgilenenleri mutlaka Banana diye kitabı var. Bunun Polastri mutlaka okunmalıdır diye düşünüyorum. Muz ilk şeyden geldi ama Portekizliler Orta Afrika'dan alıyorlar, şeye getiriyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne, pardon Avrupa'ya getiriyorlar ve Amerika'ya gidiyor. Bakıyorlar ki çok karlı bu iş. Ne yaparız ne yaparız? 21 yaşında Boston'lı bir girişimci muz ticaretine giriyor ve işte United Fruit şirketini kuruyor. Başlıyor şeye. Ve o muz ticaret o kadar karlı oluyor ki Rafet Bey. Bakın ta şeyden, Amerika'dan şeye kadar demir yolları yapılıyor. O hat boşaltılıyor. Demir yolları yapılıyor. İşte bunu soğutmak için soğutma teknolojileri geliştiriyor. Orada büyük bir sanayi ve şey güvenlik gelişiyor. Daha da yetmiyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Amerika'nın mesela Karayiplere ya da şeylere yaptığı, Orta Amerika'ya yaptığı saldırıların, müdahalelerin nedeni muz şeyidir. Oradaki iki büyük şirketin mesela vergileri düşürmek için diktatörleri destekliyorlar. Honduras liderinin işte 2,5 milyon İsviçre'de sırf vergi indirimi olsun diye rüşvet aldığına dair
hesapları çıktı. Banana Gate olarak patladı. Derken özeti şu. Yani Muz Cumhuriyeti dediğimiz aslında bir dönem, bir bölgede, bir hat üzerinde nasıl boşaltıldığının, oradaki devletlerin nasıl o buzdaki karın arttırılmasını sağladığını, bugün bizim işte Suriye'de, Irak'ta ve dönem dönem değişik alanlarda dünyanın dönüşü, karlı şirketlerin karlarına göre değişiyor. Konu değişiyor, özne evet. değişiyor ama yani bu basit muz olayı bizim değişmiyor. Şu anda içinde muz. Hani biz bir çeşit banana gate olarak çıktık. Muz Cumhuriyeti ifadesi de oradan çıkıyor. Evet, Muz Cumhuriyeti. Ve dünyaya hala, o zaman adı Muz Cumhuriyeti de, hala ben Muz Cumhuriyetlerini, yani kapitalin bir devletinin bir şeyin ve bir sistemsel dönüşüm yaşadığını düşünüyorum. Mesela bakın Suriye'de, konuyu çok dağıtmadan, hani Suriye'ye geri gireceğim ama bugünü anlamak için 2011 yılını çok iyi anlamak lazım. İlk Büyük Orta Doğu projesi olarak ortaya çıktığında konu, çok ilginç gelişmeler yaşandı. Yani Rusya ile şey arasında, Amerika arasında. 2011'de. Ben onun, evet, 2011 önemli. Ben 2011'i önemsiyorum. Devam bugüne edin. Geliş yoludur. Yani o araya girişler falan, daha henüz Trump yok vesaire. O, ne oldu mesela? Bakın Exxon Mobil ile Rosneft, hocam da bilir bunları. Biri çok, Amerikan, biri Rus evet, şirketi. Rosneft Rus devlet şirketidir, petrol şirketidir. Başkanı Igor Seçin'dir. Igor Seçin Putin'in sağ koludur. Rosneft, Exxon Mobil'de Amerika'nın... Tillerson'ın CEO'su olduğu. Evet, yani biliyorsunuz Tillerson aynı zamanda evet, Dışişleri evet. Bakanı'ydı. Kızarak ayrıldı. Evet, aynı zamanda İngiltere Company oil köklerinden gelir ve bu dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon Mobil'la 2011'de beraberlerdi. Evet. Bakın değerli izleyiciler, çok önemli. Çünkü her iki küresel güç 2015'te fiili olarak girdiler Suriye'ye. Evet. Aynen. Devam öyle. Edin. Bir şeydi. 2011'de çok ciddi bir anlaşma yaptılar. İlk anlaşmaydı. Aynı zamanda bir de uzay anlaşması imzalandı. İkisi ortak istasyonu kullanıyordu. Rafet Bey. Yani ikisi ortak istasyonu 25 yılına Rusya ile Amerika kullanıyordu ama aralar gerilmişti ve sözleşmeyi iptal edeceklerdi. Gene 2011'de o anlaşma yenilendi. İki petrol şirketi anlaştı. Hatta bugün işte Trump'ın Rusya ile ilişkileri, Tillerson Rusya'ya ama de. Aslında daha henüz Trump yokken Rusya ile Amerika arasında bir mutabakat. Ben Suriye'de de bugün mutabakatta olduklarını çok değerli bir şey söylediniz. Bakın diyorsunuz ki daha Suriye Savaşı'nın başlangıcında bunlar birçok alanda zaten belki uzay çalışmalarında, belki petrol sondajlarında, belki Orta Doğu öznesinde birbirlerine üstünlük sağlayan zirve noktası deriz ya biz, hani birbirine iter. Şöyle basit. Orada reklama gireceğiz. Ben bir özetleyeyim. Sizin çok bıraktığınız çok güzel yerden devam edeceğiz sizinle. bu noktada bir şeylerin senaryosunu oluşturup, kurgusunu oluşturup birlikte mi başladılar acaba? Ülke Hanım oraya geldi. Burada bırakalım. Reklamdan sonra bu çok heyecanlı sohbeti devam ettireceğiz. Görüşmek üzere.